Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Piyasalar yön bulmak için yeni bir hikaye arıyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi dün %0,67 düşüşle 1439 seviyesinden işlemi kapatırken işlem hacmi ise 12,3 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanaklarından varlık alım programında yapılması muhtemel değişikliklerin netlik kazanması ve bilanço döneminin sonuna gelmemiz nedeniyle Borsa İstanbul Yüz Endeksinde kısa vadede hikayenin bittiği görülüyor. Yaşanılan fiyatlamalarda yurt dışındaki satışlarında etkili olduğunu söylemek isterim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında basın toplantısında aşılamanın seyrine ilişkin genel bir bilgi verirken alınan son tedbirlerle ilgili de açıklamalar yaptı. 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlaması ile aşı olmayan öğretmen ve diğer personellerin haftada 2 kez PCR testi yaptırmasının zorunlu hale getirildiğini açıkladı. Konser, tiyatro ve sinema gibi organizasyonlar için de benzer uygulamalara gidileceğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı zorunluluğunun söz konusunun olmadığını da belirtti. Son zamanlarda İran sınırı üzerinden ülkemize gelen Afgan mülteciler siyasetin en önemli konusu olmuş durumda. Cumhurbaşkanı mültecilerle ilgili yaptığı açıklamada ise Türkiye'nin Avrupa'nın mülteci ambarı olmak gibi bir sorumluluğunun olmadığını belirtirken yaşanan düzensiz göç dalgasının açtığı huzursuzluğun farkında olduğunu belirtti. Dün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan sayılara göre 19.320 yeni vaka tespit edilirken 216 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişi sayısındaki görülen sert yükseliş salgınla ilgili endişeleri de artırıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik maaşına başvuranların sayısı genel piyasa beklentisinin altında 348 bin kişi olarak açıklanırken salgın döneminin en düşük seviyesine de gerilediğini söyleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden istihdam piyasasındaki gelişmelerin devam ettiğini de belirtirken Fed'in ana hedefleri olan maksimum istihdam, alınan önlemler ve sunulan teşvikler sonrasında salgın döneminin etkisinin hafifletilmeye devam edildiğini söyledi. İstihdam piyasasında yaşanan gelişmeler, Fed'in uygulamaya koyması beklenilen varlık azaltımı için önemli bir etkiye sahip olduğunu düşünüyorum. Fed yetkilisi Kaşkari, birkaç güçlü istihdam verisinin açıklanması durumunda varlık alımlarının azaltılması konusunda olumlu sinyaller verebileceğini belirtmişti. Son dönemde gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin para politikalarını incelediğimizde salgın döneminin başında talebi canlandırmaya yönelik atılan adımların yavaş yavaş geri çekilmeye başladığını görüyoruz. Salgın dönemi itibariyle yaşanan arz kısıntıları nedeniyle tüketici fiyatlarında çok sert yükselişlerin yaşandığını gördük. Böylelikle bir ortamda emtia fiyatlarındaki görülen geri çekilme sonrasında Brent petrol fiyatları başta olmak üzere demir cevheri gibi ekonominin yapı taşlarından olan emtialarda da geri çekilmelerin hızlandığını gördük. Buna karşın Dünya Konteyner Endeksine baktığımızda ise 18 haftalık yükseliş trendinin de sürdüğünü söylemek istiyorum. Hafta içerisinde yaşanılan veri akışına dikkate aldığımızda daha sakin bir gün olmasını bekliyorum. Dün gelen satışlar sonrasında Borsa İstanbul'da tepki alımları gelebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde karışık bir seyir izlerken Avrupa ve Asya bölgelerinde de satışların ağırlıklı olduğu görülüyor. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar 13 Ağustos haftasında 78 milyon dolarlık hisse senedi alırken 45 milyon dolarlıkta tahvil satışı gerçekleştirdi. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında Amerika Birleşik Devletleri işsizlik maaşına başvuranların sayısı beklentilerden pozitif ayrışarak 368 bin kişi olarak açıklanırken Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanaklarında varlık alım programında değişikliğe gidileceğine dair de sinyaller verildi. Varlık alım programındaki değişiklikler için Fed'in hedeflediği ekonomik verileri de takip edecek. Yaşanılan gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 8,58 ve 8,62 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,48 ve 8,42 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise Avrupa bölgesi enflasyon oranında aylık değişiklik görülmezken yıllık bazdaki artış ise %2 oldu. Avrupa bölgesi ekonomisi yıllık %13,6 büyüdüğünü açıklamıştı. Türk lirası hafta başında değer kazanımının sürdürmesine giderken artan bölgesel riskler sonrasında değer kaybetmeye başladı. Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,05 ve 10,10 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarının görülmesi durumunda ise 9,95 ve 9,90 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise açıklanan işsizlik maaşına başvuranların sayısı son zamanların en düşük seviyesine ulaşmasıyla birlikte Fed'in de elini güçlendiriyor. Fed yetkilisi Kaşkari birkaç güçlü istihdam verisinin açıklanması durumunda varlık alımlarının azaltılması konusunda olumlu sinyaller verebileceklerini belirtirken Avrupa bölgesi enflasyon oranı yıllık %2,2 artış gösterdi. Teknik olarak Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,1710 ve 1,1730 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının oluşması durumunda ise 1,1665 ve 1,1640 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent Petrol tarafında ise vaka sayılarındaki artış nedeniyle Brent Petrol'deki haftalık kayıp %5'i buldu. Fed'in varlık alım programında değişikliğe gidileceğinin sinyallerini vermesi emtia fiyatlarında oynaklığa neden olabilir. Brent Petrol'e teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent Petrol'de 67 dolar ve 68 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyir oluşması durumunda ise 65,70 ve 64 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Should take a step.